önce bir Hamas'tan başlayalım. Bu Hamas biliyorsunuz Erdoğan ağzından bir şey kaçırdı. Ve dedi ki arkadaşlar dedi Miçotakis geldiğinde sen dedi terör olarak görüyorsun, terör örgütü olarak görüyorsun ama dedi ben görmüyorum dedi. Hatta dedi bizim ülkemizde dedi bine yakın dedi Hamas'ı tedavi ediliyor. Daha sonra işte birileri Reuters'a mı ne konuşmuş iktidardan ya Gazelileri kastetti filan demiş ama düzeltmede Cumhurbaşkanlığı enformasyon işte ne bileyim iletişim başkanlığından yapılan açıklamada orada da bildiğim kadarıyla Hamaslı deniyordu. Şimdi ben Hamaslı dendiğini tahmin ediyorum. Hamaslı olduğuna da inanıyorum. Neden? Çünkü Erdoğan prompter dışına çıktı ve söylenmemesi gereken yine bir cümleyi söyledi diye düşünüyorum. Şimdi çok enteresandır. Times'ın bir iddiası var. Tam bak bu sözü söyledikten 2 gün sonra, 48 gün sonra. Yani seviyorum böyle senaryolar kurmayı veya ne bileyim böyle kafamın bir şeyler tarafından kurcalanmasını seviyorum. Times'ın iddiası şu yönde. Times iddiasını da yerlere yazdım onu. Bu iddiasını da işte Gazze'de bir belge buluyor İsrail askerleri. Operasyon yaptı ya oraya katliamcılar. Ondan sonra orada Filistinlileri işte öldürdüler. Öldürmeye de devam ediyorlar. Yaralıyorlar, yok ediyorlar. Şimdi orada bir belge buluyor bu İsrail askerleri ve Times'ın muhabiri de o belgeyi görmüş. Ve bunu da işte Türkiye'de bir internet sitesi Türkçeleştirmiş ve diyor ki Times'ta Hamas'ın bundan böyle Türkiye'de üst kuracağı tam da bu sözün üstüne. Bak 2 gün önce bu sözü söyledi Erdoğan. Ne alaka diyeceksiniz. Aradan 48 saat geçtikten sonra ya belki uçuk bir şey senaryo bilmiyorum ama ben nasıl olur diye soruyorum. 48 saat sonra da Times diyor ki biz bir belge bulduk. Biz bulmadık. İsrail askeri buldu Gazze'de. Biz o belgeyi gördük ama bizim muhabirimiz o belgeyi gördü ve o belgede Türkiye'de Hamas'ın üst kuracağı yazıyordu diyor. Anlamı şu, onu da yazmış The Times ve Türkçeleştirilmiş hali şu. Hamas Türkiye'de gizli üst kurmayı NATO üyeleri dahil komşulardaki İsrail hedeflerine, komşularındaki İsrail hedeflerine saldırıyı hedefliyormuş. Amaç buymuş. Ha, olmaz mı? Olabilir tabii ki. Çünkü Erdoğan da dedi yani biz Hamasları da burada hem tedavi ediyoruz. Daha önceki açıklamalarında da Hamaslılar gelip gidiyordu. Haniye hala daha Türkiye'de. Bunu daha ben dün söyledim. Bu sözü söyledikten sonra bak yani insan aklı bir gerçekten aç benim dünkü yayınımı izle. Bunu bulacaksın. Nedir? Ben şunu dedim. Bin Hamaslı Türkiye'ye nereden geldi? Nasıl geldi? Hamaslı olduğuna da inanıyorum. Ve bunlar geri gidecekler mi gitmeyecekler mi? Yeni üs veya yeni karargah Türkiye mi diye ben bu soruyu sormuştum ve çok enteresan bugün de The Times'ın böyle bir belgesi olduğu iddia ediliyor. Tabii buna dışişleri ne diyecek çok merak ediyorum. Soruyorum Dışişleri Bakanlığı özellikle de Hakan Fidan size soruyorum veya Enformasyon Başkanlığı size soruyorum. The Times'ın bu iddiasına ne diyorsunuz? Hamas'ın Türkiye'de üst kurma gibi bir projesi var mıdır yok mudur? Haberdar mısınız değil misiniz? Veya bin Hamaslı tedavi edildikten sonra nereye, binden fazla Hamaslı tedavi edildikten sonra nereye gönderilecek? Bunların bir planlaması yapıldı mı yapılmadı mı diye soruyorum. Gamze demiş ki sen etki ajanı mısın Fatih? Sarı renk ve yeşil saat kimlere mesaj veriyorsun? 007. Şimdi bak geçen hafta bizim medya bazen uyuyor. Ama medyanın önünde gitmek de rakiplerinin önünde veya meslek rakip demeyeyim meslektaşlarının önünde gitmek de güzel bir şey. Neden? Bak geçen haftadan beri ben bas bas bağırıyorum. İşte şey diye neydi onun ismi? Etki casusluğu, etki ajanlığı böyle bir şeyden bahsediyorlar. Etki ajanlığı. Tabii. Tabii İsrail'le bu yasa olsaydı İsrail'le ticaret yapılıyor deseydik sen Mossad'a CIA çalışıyorsun diyerek bizim hakkımızda soruşturma başlatılabilirdi. Şimdi bu 9. yargı paketin içerisinde geçen hafta bas bas bağırdık haberlerde de dile getirdim. Kimse bunu görmek çok fazla istemedi. Gündem başkaydı vesaire. Meslektaşların önüne gitmek güzel bir şey benim de hoşuma gidiyor. Bugün bir baktım Deniz, efendim söyleyeyim Barış Terkoğlu, ne bileyim Fatih Altaylı herhalde. Başka isimler de bunun üstüne gidiyorlar. Şimdi çoktan gitmemiz gerekiyordu arkadaş. Atalan Üsküdar'ı geçmesin. Yakacak bu, yakacak. Fena yakacak.
hem bizi yakacak hem sokaktaki vatandaşı. Amacı da söyleyeyim. Amaç da şu. Burada kontrolü, sosyal medyadaki kontrolü sağlayabilmek. Şimdi orada kontrol sağlayamadıkları için bunu yapmaya çalışıyorlar. Aynen, çok haklısınız demiş Gözde. Aynen bunu yapmaya çalışıyorlar. Hamas Türkiye'de üs kurmaya mı planlıyor? Bu soruyu da soralım dışişlerinden. Hakan Bey, sizden cevap bekliyorum. Seçim zamanı tabii epey bir dolaştınız ettiniz. Bak, kolaydı onlar. Ya koskoca Hakan filan, koskoca Ali Yerlikaya gitti. Yani bunlar benim devlet olarak gördüğüm insanlar ya. Belediye başkanlarına oy istedi ya. Karizmadan bu kadar mı yenir? Her neyse, karizmayı toparlayın ve bize lütfen bunun bir açıklamasını yapın. Hamas örgütü Türkiye'de mi örgütlenecek veya yapılanacak? Bunun cevabını ben duymak istiyorum yurttaş olarak. Gelsin ya, soruyu da hatırlatalım, anket sorusunu. Bu yasa yeni mağdurlar yaratacak demiş. Gülgün demiş ki millet yanar, millet Fatih Bey. Milleti yakacaklar, fena yakacaklar. Ekmeğe suya zam derken otoyol ve köprülere de %50 civarı zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli. Ülke nereye gidiyor diye bir soru sorduk. ABD randevusu Hamas yüzünden iptal edildi. Müjdatçım, evet, dün de aynı şeyi yazmıştım. Bravo, başka şeyler yazalım artık, rica ediyorum. Fatih Bond demiş. Metin, Fatih Bond diyorsun ama ben sana söyleyeyim işte bak. Dün söylediğimizi böyle de bir belge çıkardı. Nasıl çıktı bu belge hemen ya? Bunu Erdoğan'ın söylemesini mi bekliyorlardı? Nasıl oldu, denk geldi bilmiyorum. İşte hesapsız konuşursanız böyle oluyor. Prompter dışına çıkarsanız böyle oluyor. Cumhurbaşkanımızın prompter dışına çıkmaması gerekiyor. Ülkeyi zorda bırakabilir. Belki düzmece belge bu. Bilmiyorum ne olduğunu. Buna da dışların cevap vermesi gerekiyor. Büyük ihtimal düzmece diyecek buna ama bir an önce de bunu yalanlaması gerekiyor. Ve bizim gözlemlememiz gerekiyor. Bu 1000 Hamaslı ne olacak? 1000'den fazla Hamaslı gönderilecek mi, gönderilmeyecek mi? İyice Arabistan olduk demiş Gülten. Her ülkenin kendi kolluk kuvvetleri, harici silahlarından hepsi terör örgütüdür demiş Zafer Karagöz. Bu mesajı göndermiş. Türkiye'ye dönelim.